Sayın Yetim siz nasıl değerlendiriyorsunuz evet. S-400 konusu üzerinden devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin hedeflerini aslında Sayın Oral madde madde geçmişten gelen hedeflerini de belki açıkladı yazılı olan. S-300 olan ülkelerde hiçbir sorun olmuyor. Yani Yunanistan'da çok, sorun olmuyor en temel. Aslında çok farklı ama bir o kadar birbiriyle ilintili maddeler. Sadece NATO müttefiklerimiz değil. Yani NATO içerisindeki Amerika'nın ya da bizim müttefik ilişkisi içerisinde olduğumuz ülkeler değil. Mesela Suudi Arabistan'ın, Katar'ın, Mısır'ın da Rusya'yla çeşitli askeri teknoloji, savunma sanayi, S-300, S-400 meselesinde görüşmeleri söz konusu. Bu Yani bu mevcut dünyamızın realitelerinden bir tanesi. Yani Amerika'nın anlamadığı temel mesele bu. Yani Türkiye'nin temel tercihi herhangi bir ittifaka katı bir şekilde bağlı olmak şeklinde e, olmamalı. Yani bizim burada ittifak halinde olduğumuz noktalardan bir tanesi bu. En rasyoneli ve en olması gerekeni fakat en zoru Türkiye'nin kendi imkan ve kapasitelerini geliştirmesidir. Mesela Küba krizini hatırlarsınız 62 yılında soğuk savaş döneminde Rusya ile Amerika gayet orada oturup tabi SSCB bir pazarlık halinde işte Küba'ya Rus füzelerinin veya işte savunma sisteminin yerleştirilmemesi karşılığında Türkiye'den işte çeşitli Amerikan füzelerinin sökülmesi anlaşması söz konusuydu. Dolayısıyla orada gösteriyor ki yani küresel aktörler Çin, Amerika, Rusya yani bu çok fark etmiyor kendi makro çıkarları Söz konusu olduğunda bölgesel e, aktörlerle gerçekleştirdiği ittifaklarda onlara sormadan, danışmadan çeşitli tavizler verebiliyor. Yani biz mesela Suriye konusunda e, Rusya ile çeşitli krizler yaşadık hatırlarsınız. Elbap operasyonu sırasında, Afrin operasyonu sırasında. E, şunu da unutmayalım YPG meselesinde. Amerika'nın YPG tavrı kadar problemli olan bir tavır Rusya'nın tavrı. Oradaki bazı sorunlar söz konusu. Evet Suriye sahasında e, e, operasyon gerçekleştirme noktasında Rusya ile sürdürülen, İran'la sürdürülen temas hatları, ilişkiler, diplomatik müzakereler çok etkili olmuştur. Bunun altını çizmek lazım. Ama e, katı bir ittifak ilişkisinin, yani rigid bir ittifak ilişkisinin Türkiye'nin çıkarına olduğunu söylemek çok doğru bir yaklaşım olmadığını düşünüyorum ben kişisel olarak. Burada Türkiye'nin yapması gereken yani hem siyasal olarak bir şekilde vesayetle sürdürüldüğü mücadele sonucu elde ettiği o demokratikleşme meselesini daha ileriye taşımak hem de savunma işte askeri anlamda eksikliklerini giderip Söz konusu çıkarlarını bir şekilde kendi kapasitesiyle gerçekleştirmeye çalışmak. Şimdi mesela Doğu Akdeniz meselesine geçersek, yani şimdi mesela oradaki Amerikan politikası şu şekilde mi? Yani şimdi biz S300 S300'leri konuşuyoruz ama onları satan da Rusya. Yani Güney Kıbrıs Rum kesimine S300'leri satan Rusya. Yani dolayısıyla hani biz Amerika'ya burada eleştiri getiriyoruz ama enteresan bir şekilde kaçırdığımız nokta Rusya'nın bu konuyu zaten İnanılmaz bir şekilde hani yani bir şekilde Amerika ile sıkıntısı olan sorun yaşayan Rusya mesela Selman meselesinde de o hani belki tartışacağımız konulardan bir tanesi olabilir kaşıkçı meselesinde Muhammed Selman'ın isminin raporda geçtiği an bakıyorsunuz Rusya ile Muhammed bin Selman'ın görüşmesi söz konusu oluyor yani Rusya enteresan bir şekilde orada denge unsuru olarak kullanılıyor tabii bu bu yanlış bir politikada değil Türkiye açısından e ama yani bu, bunun da ıskalanmaması gerekiyor. Doğu Akdeniz meselesine geldiğimizde de aynı şeyi görüyoruz. Yani burada Türkiye'nin kendi kapasitesiyle zaten işte araştırma gemileri, çeşitli savunma gemileri, bu konuda ilerleyen bir teknolojik hamleler var ve bu teknolojik hamlelerin Türkiye'nin savunma ihracatına da yansıdığının altını çizelim. Yani bakıyorsunuz Türkiye'nin Orta işte çeşitli tanklar, çeşitli silah, askeri ekipmanlar ihracatında bu bu yansımanın olduğunu görebiliyoruz. Yani Türkiye'nin ordusu güçlenmesi gerekiyor. Tabii ki de vazifesini bu şekilde yapması gerekiyor. Yani, yani bu, bu, bu buradaki çıkarların. Yani kötü yani şu, komşu aslında bir nevi ev evet, sahibi yani, yani hani mesele İran'la evet. sorun yaşamıyor muyuz? Yani bu ben açıkçası İran, Suudi Arabistan hani böyle alternatif bir çerçeveye sıkıştırılması konusunda çok hemfikir olamıyorum. Yani İran mı Suudi'ye böyle bir şey yok Türkiye'nin karşısında. Mesela İran bugün Türkiye için diyor ki Irak'tan askerlerini çek. Suriye'de de benzer sıkıntıları yaşıyor. Büyükelçi dışişlerine çağırdı. Dışişlerine çağırdı. Evet, İran, yani İran büyükelçisi, büyükelçisi Türkiye'nin Irak pozisyonuyla Bir şekilde diplomatik görüşmeler oluşturulabiliyor ve bir şekilde alan açılabiliyor. Bir şekilde yani o uzlaşılabiliyor. Tabii tab yani hani bir temas hattı kurulabiliyor şimdi Doğu Akdeniz'de problemli olan nokta şu, belki de onun altını çizerim. Çok özür dilerim. Sayın Karakuş sözünüzü görüyorum ama birazdan reklama gideceğim için bölmek istemiyorum. Sayın Yetim tabii, tamamlasın tabii, reklamdan sonra. Senin. Doğu Akdeniz'deki tabii. temel sorun tabii, şu, Tabii tabii tabii. tabii. Ee, Yunanistan ve Türkiye arasında Amerika kendince bir denge tutturmaya çalışıyor. Bu Soğuk Savaş sürecinden beri böyle yani Yunanistan-Türkiye dengesi. Ama e, sıkıntı olan şu, bu denge Yunanistan'ın bölgedeki maksimalist politikalarını onaylayan, Türkiye'nin de Doğu Akdeniz'de Ege'de ama bu sıkıştı. denge oluyor mu hocam? E değil işte yani, yani hani yani problem diyemeyiz ama yani buradaki karşısında bile yani, buradaki araziye evet, var burada. Asıl asıl yani Amerika tarafından rasyonel neden rasyonel Türkiye'nin o dengeden çıkma ihtimali tabii ki Türkiye askeri, siyasi, ekonomik kapasitesi Peki. açısından Yunanistan'la kıyaslanamayacak kadar güçlü bir aktör. Dolayısıyla Amerika açısından rasyonel ama bizim açımızdan çok sorunlu bir denge. Peki. Çünkü Sayın Temel yetim. çıkarlarımızı burada reddettiğinin altını çizmek. Burada bir lazım. virgül koyalım. Reklamdan sonra sizle devam edelim. Hem yani. sözünüzü tamamlarsınız hem de Sayın Karakuş'a söz hakkı vereceğim ama kısa bir ara reklamların ardından devam edeceğiz. Efendim ne oluyor? Programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli konuklarımızla az önce Sayın Yetim'de kalmıştık aslında. Reklama gitmiştik. Reklama gitmeden önce siz de S400'lerle S300'lerle ilgili sözlerinizi sizden alalım. Ardından Sayın Karakuş'a döneceğim ve Sayın güçler de söz hakkı istedi ve bu turu tamamlayıp dedaç konusuna geçeceğim. Evet, yani şeyden bahsediyorduk. Bu S300, S400 meselesini tartışırken başka bir aktör değil, bunların Rusya, Rusya tarafından satıldığını, dolayısıyla GKR'ye yani Güney Kıbrıs Rum yönetimine de, Atina'ya da Rusya tarafından bunların verildiğini unutmamak lazım. Yani Amerikan ittifakıyla olan sorunlu durumumuz sabit. Batı ittifakı ile yaşadığımız Doğu Akdeniz meselesinde çok net bir şekilde bu kendini gösteriyor. İsmet'in söz konusu aktörler tarafından desteklendiğini düşünürsek, ama diğer taraftan Rusya ile ilişkilerde de çok pürüzsüz ya da Çin'le herhangi bir ittifak herhangi bir ilişki geliştirme biçiminde sorunsuz olacağını düşünmekte eksik kalabilir. Türkiye'nin burada yapması gereken şey yaptığı hatta bir şekilde Batıya karşı da olsa veya başka aktörlere karşı da olsa demokratikleşmesini ki bugün 28 Şubat onu da hatırlayarak belki ifade etmek evet. lazım vesayet odaklarını bitirerek bir şekilde demokratikleşmesini güçlendirerek hem anayasal sistemini hem ekonomik sistemini hem de askeri kapasitesini güçlendirerek pazarlık masasına küresel aktörlerle bölgesel aktörlerle pazarlık masasına diplomasi masasına çok daha güçlü ve efektif bir şekilde, etkili bir şekilde oturması başka bir çözüm yolunun olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Peki. Sayın Karakuş, reklamdan önce siz de söz hakkı istiyordunuz. Buyurun, ekleyecekleriniz var sanıyorum. Ben şöyle söylemek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri 30 yıldır savaşıyor. Ve devamlı surette her savaşında bir miktar insanı daha kendisine düşman ediyor. Bu 30 yıl içerisinde 25 trilyon dolar harcadı. Amerika Birleşik Devletleri adeta altyapısı çöktü. Yani altyapıya en az bir 10 trilyon dolar falan harcaması lazım ama öyle bir şey yapacak gücü yok. Hala efendim peşinde olduğu işlem ayırmış olduğu, efendim silahlı kuvvetlere ayırmış olduğu 750 milyar dolarlık bir bütçeyle bu sene için 2021 için söylüyorum. Bu bütçeyle efendim dünyada daha hükmümü nasıl götürebilirim? işlemi içerisinde ama bir yerde tabii ki kopukluklar Amerika Birleşik Devletleri içerisinde veriyor. En basiti Teksas'ta kar yağıyor milletin halini görüyorsunuz. En gelişmiş ülke kabul edilen Amerika Birleşik Devletleri'nde şaşırıyorsunuz. Ben 84 yılında Teksas'a gitmiştim. Bir yerde bir baktım elektrik direklerinin hepsi benim adeta kütükten tahtadan Tasavvur edebiliyor musunuz? Her gün şehirde bir tane, iki tane ev yanıyordu. Tamamen evler efendim tahtadan kurulduğu için, keresteden meydana getirildiği için hepsi neredeyse bize söylenen şuydu. Efendim herhangi bir yangın başladığında camlar açıksa, camlar açıksa iki dakikada evi terk edin. Camlar kapalıysa beş dakikada. Sakın ola paranızı filan almayın. Yani biz orada e, görevdeyken bize söylenen bu düşünün yani bunun üzerine işte özellikle şu son 30 yılda 25 trilyon harcadı artık Amerika Birleşik Devletleri çok etkin bir yönetim e, yapabileceği ve milletleri etkileyebileceği bir kurum olmaktan bir yerde çıktı bunu böyle bilmek lazım. Bill e, Blinken bile benim işte dışişleri vakanlığını kapabilmek için bize sözde müttefik diyor ama sözde müttefik olmadığımızı gayet iyi biliyor. Bununla ilgili olarak şu anda mesela şu anda NATO'nun en hızlı görev yapabilecek olan birliği Türkiye'de 66. Tugay, Çorlu'daki 66. Tugay. Bütün, bütün NATO ülkeleri bunu kabul ediyor. Diyorlar ki efendim Türkiye'den başka bu kadar hızlı hareket edebilecek bir ülke olamaz. Türkiye'nin kara gücü olsun, deniz gücü olsun, hava gücü olsun, gelişmişliğini görüyorlar. 66. şu tugay şu anda NATO'nun en hızlı efendim bir yerden bir yere hareket edip düşmanla savaşabilecek tugayı olarak belirlenmiş konumda. Tabii ki kıymetli arkadaşlarımız söylediler, Türkleri anavatanların vatanlarında mülteci yapma konusu. Bakın bu tamamen onların vaat edilmiş topraklar ve Büyük Ortadoğu Doğu ile doğrudan ilgili Türklerin 18 bin yıldır bu topraklarda yaşadıklarını biliyorlar. Türklerden başka 18 bin yıl önce kimse yok. Dolayısıyla bunu bildikleri için, bunu bildikleri için Türkiye ile bu konuda efendim Türkler bu tarihlerini öğrenmeden, bu tarihlerine sahip çıkmadan Türkleri ana vatanlarında biraz evvel söyledikleri gibi mülteci yapma konusunda çalışmaları var. Şimdi diyorlar ki Balkanları biz diyorlar iki senede tamamen Türklerden teslim aldık. Balkanlardaki bütün insanlardan bir milyonu soykırıma uğrattık. Bir milyonunu da efendim Balkanlardan sürdük. Anadolu'ya ancak göçebildiler. Şimdi diyorlar bunlara biz adeta başlarına inandıralım. Tamamen çivi çakar gibi kabul ettirelim. 1071'de geldiniz diye. Ee, ama onlar çok iyi biliyorlar ki efendim Türkler burada 18 bin yıldır burada. Bunu daha Türkler öğrenmeden, genel olarak Türkler öğrenilmeden bir yerde efendim acaba Anadolu'dan da e, süpürebilir miyiz e, çalışması var. Şimdi diğer bir konu da mesela bakın biz Turan Bilimler Akademisi'ni kurduk. Turan Bilimler Akademisi ile e, de bu çok doğrulama var. Biraz evvel kıymetli arkadaşım söyledi yani. Turan Birliği kurulması, düşünce kuruluşlarının fikirlerinden olarak söylüyorum e, ve bir yerde Rusya'yı da kışkırtmak istiyorlar bu konuyla ilgili. Turan Birliği kurulduğu zaman nerede, nereden kurulacak? Evet, bugün e, bir yerde müstakil olmuş, bağımsızlığını kazanmış ülkelerde olacak ama Rusya'nın içerisinde şu anda 50 milyon civarında e, Türk asıllı insan var. Yani e, o rahatsız edilsin. Bir de amaçları da o Türkiye ile Rusya yaklaşamasın. Nitekim Lavrov'u da konuşturttular. Lavrov ne dedi? Turan Birliği kurmaya e, Türkler hevesli değiller dedi. Bakın. Yani şimdi nereden çıktı bu? Lavrov işte bakınız böyle bir konuşma yaptı. Neden? Amerika Birleşik Devletleri'ndeki düşünce kuruluşları işte 5 şıktır, altı şıktır, devamlı şıkları sürüyor ileriye. Ondan sonra bir yerde bazılarını rahatsız ediyor. Türkiye ile efendim Rusya asla bir yakınlaşma gösteremesinler. Şimdi bir de Turan Birliği davasıyla Rusya ile Türkiye'yi karşı karşıya getirsinler. Tabii ki burada Amerika Birleşik Devletleri'nde 1990'lı yıllardan itibaren aşağı yukarı 2003'e gelindiğinde, 2004'e gelindiğinde tamamen 100 bin kişi düşünce kuruluşlarında çalışıyordu. Yani Türkiye'de tasavvur edin 2003 yılında 32 tane efendim düşünce kuruluşu vardı. Bunun 16'sı da Türkiye aleyhine çalışıyordu. Yani biraz evvel işte 15 Temmuz'da bunu zaten gördük. 15 Temmuz'da da onu gördük. Şimdi bütün bunları değerlendirdiğimizde bu düşünce kuruluşları devamlı surette Türkiye'nin bazı ülkelerle daha yakın ilişkilere girmesine mani olmak için Devamlı bir takım hususlar üretiyorlar, onu belirtmek istemiştim. Yani bu beş maddelik efendim düşünce kuruluşlarının ileri sürdüğü hususlar bunlar diye düşünmek istiyorum. Peki.